Merhabalar. Bu videoda WordPress sitenize iletişim formunu nasıl ekleyeceğinizi anlatacağım. Öncelikle sitemizin admin panelinden bir iletişim sayfası oluşturmamız gerekiyor. Bu iletişim sayfasını ekliyoruz. İletişim adında. Bu sayfa görüntülersek eğer boş olduğunu görüyoruz. Biz buraya ad soyad, konu ve mail açıklaması şeklinde bir form ekleyeceğiz. Kullanıcıların bu formu doldurup sizinle iletişime geçmesini sağlayacağız. Boş sayfamıza form eklemek için çeşitli eklentiler var. Eklenti ekle kısmından yazarsanız contact form diye en popüler olanlar ilk sırada çıkacaktır. En popüleri Contact Form 7 oluyor. Altlarda alternatif olanları da var. Siz kontak Form ile devam et, etmek isterseniz edersiniz. Zaten çoğunun kullanı, kullanış şekli birbirine benziyor. Benim genelde en çok kullandığım e, eklenti bu oluyor çok fazla özelliği var ve farklı dillerde formlar da ekleyebiliyorum. Ben bunu kullanacağım. Siz isterseniz Contact Form 7'yi de kullanabilirsiniz. Form eklemek için eklentiyi kuruyorum. Kurduktan sonra etkinleştir diyorum. Eklenti etkinleştirdikten sonra sol e, admin panelindeki menüden eklentinin kurulduğunu görüyoruz. Eklentiye tıkladığımız zaman menüden şöyle bir eklentinin kendi ekranı açılıyor. E, şu anda herhangi bir eklenti yok. Yani daha doğrusu herhangi bir form yok eklentide. Burada add new form diyoruz. Formumuzun tasarımını seçiyoruz. Ben şu tasarımı seçtim. Eee ile İletişim şeklinde bir isim verdim. Kaydet diyorum. Kaydet sonra açılan panelden şimdi normal şartlarda şuradaki kısa kod kısa kodu kopyalayıp sayfamızı eklersek şöyle bir şey göreceğiz. Bunu ekledik. Bu kodu eklediğimiz zaman Eklentimiz, eklentimizin formu bu şekilde oluyor. Ad, soyad, mail, konu ve mesaj şeklinde, gönder, sıfırla şeklinde oluyor. Bunu özelleştirebiliyoruz. Eklentimizi ekledikten sonra bu ekranla karşılaşmıştık. Ardından fields kısmına geliyoruz. Burada alanlar var. Alanlara tıklarsak first name kısmını adınız şeklinde değiştirip okey diyebiliriz. Burayı da soyad yaparız. Mail aynı kalır. Subject konu. Burada mesajınız şeklinde isimlendiriyoruz. En sonunda ise butonların isimlerini değiştiriyoruz. Gönder. Burada formu sıfırla şeklinde değiştiriyoruz. Save dediğimiz zaman şuradaki iletişim sayfamızı yenilersek iletişim forumunun Türkçe olduğunu görebiliriz. Dilerseniz buraya yeni alanlar da ekleyebilirsin. Mesela ne diyebiliriz? At new field diyerek mesela ne olabilir? Şurada şöyle bir değişken var. Country list değişken adını Latin harfleriyle yazıyoruz. Burası da isim kısmı olacak. Eklediğimiz zaman şöyle bir kısım geliyor. Save dediğimiz zaman bakalım formda karşımıza nasıl seçenek gelecek. Sayfamızı yeniledik. Yani şurada ülke kısmından dünyadaki bütün ülkeleri görebiliriz. Forma kullanıcının ülke seçmesini sağladık. Eğer çok dili web siteniz varsa bu form işe yarayacaktır. Şu kısmı eklemek. Diğer yandan formun e, Submit Options kısımları var. Burası formu gönderdikten sonraki e, kullanıcının karşısına çıkmasını istediğiniz yazılar oluyor. Şu an bu İngilizce yazılmış. Bunu Türkçeleştirebilirsiniz. İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz şeklinde yazımızın rengini de siyah seçtik. Şurada alt kısımda to from reply to şeklinde alanlar var. Şimdi form data kısmı dediğimiz kısım kullanıcının e, doldurduğu kısım oluyor. Verilerini doldurduğu kısım oluyor. Şu üst kısımda Türkçe eleştirebilirsiniz. Merhaba şeklinde e, iletişim for formundan gönderileş şeklinde değiştirebiliriz burayı. Ardından oradaki formun verileri hangi mail adresine göndermesini istiyorsak burayı ona göre dolduruyoruz. Ardından kullanıcı buradan bilgilerini doldurup bizimle iletişime geçebilir. Form ekleme kısmı bu kadar. Bundan sonraki videoda ise Formu oluşturan kullanıcıların formu gönderirken formun hata vermesini işleyeceğiz. Bazen şu bilgileri doldurduktan sonra gönder dediğimizde veriler mail adresine düşmüyor. Bu durumda bir SMTP ayarlarını yapmamız gerekiyor. Onu da bir sonraki videoda işleyeceğiz.